Esra Instagram'dan yürüdüm ben. <laughs> DM attım yürek yemiş gibi hem de onun parti olayları olduğu gün demeye attım ona. O böyle daha hani neden böyle acaba falan içselleştirip üzülür falan. Çok mutsuzdum yani şey olarak işte endüstri mühendisi olmak istemiyordum. Çünkü babam da endüstri mühendisiydi. Benim böyle dedemler, amcamlar falan hep mühendis mühendis. 20 tane Türkiye'nin en güzeli seçilmiş kız. Yani güzel hissetmese de kız seçildikten sonra artık ben çok güzelim edasıyla böyle herkes Hülya Avşar gibi geziyor koridorlarda. Evet ama evin düzeninden hani Soru. Ben hiç sorumlu değilim. Ben hiç sorumlu değilim. Bizim bir tane Menekşe ablamız var. Çocuk çok harika bir şey yani. Çocuk sahibi olmak değil. Çocuk... Berfu Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Anlaştık. <laughs> evet. Türkiye'nin en çok linçlenen e, çiftinin kadın kısmı olmak nasıl bir duygu? <laughs> Aslında... Bir şey soracağım. Çok linçleniyordunuz ama artık galiba vazgeçtiler değil mi? Birazcık azaldı. Yani galiba sanırım ünlü yani daha doğrusu halka açık olan herkesin böyle bir pik yaptığı dönem oluyor. Biz de bir pik yaptık. Şimdi böyle daha naifleşti yorumlar. Biraz değil mi? iyileştik. Üzülüyor muydunuz? Üzülmüyordum ya. Üzülmedim ben. Üzülmüyorum yani genel olarak. Çok uzaktan yapılıyor ya yorumlar böyle. Beni çok Alakadar etmiyormuş gibi hissediyorum. Konulara böyle daha ben duyarsız tarafım. Eşim daha duyarlı olan taraf bizde. O böyle daha hani neden böyle acaba falan içselleştirip üzülür falan. Ben de ay bye bye bay falan diye devam ediyorum. Evde böyle akıyorum. Hiç Beni şey yapmadı, üzmedi. Eser Bey çıktıktan sonra mesaj attı bana. Dedi ki hayatımda ilk defa sosyal medyada bir şey yaptım. Ben linçlenmiyorum. Çok enteresan. O kadar mutlu oldu ki anlatamam <laughs> bu arada. Yorumları okuyor böyle yüzlerce yorum okuyor. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. inanamıyorum. <laughs> Çünkü biz hani düğün günümüzde bebeğimizin doğduğu günde bile linçlendiğimiz için... ...sizin de böyle hayatının en parlak birkaç gününü geçirmiş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Söyledi. <gülüyor> Siz aslında oyuncu muydunuz? Oyuncu değildim. Aslında normalde endüstri mühendisliği kazandım. Endüstri mühendisiydim. Okurken e, Miss Turkey yarışmasına girdim. Sonra Türkiye güzeli seçildim. Türkiye dördüncü güzelim seçildim. Birinci değil, ikinci değil, değil. <laughs> Onu söyleyeyim. Ondan sonra sonra böyle yurt dışındaki yarışmaya gittim. Sonra döndüm. Sonrasında işte yine okul falan harala gürele derken sonra Eser'le tanıştık. Okulumun dördüncü senesinde. Eser'le tanıştık. Böyle uzunca bir flört dönemimiz oldu bizim. O sırada hiç oyunculuk falan yapmadım yani. Ee, sonra da Eser'le evlendim. Eser Bey'le şeyde mi tanıştınız? Ee, üç adıma gidip mi tanıştınız? Yok hayır. Eser'e Instagram'dan yürüdüm ben. <laughs> DM attım. Yürek yemiş gibi. Hem de onun parti olayları olduğu gün DM attım ona. Dedim bu adam Nedir ya böyle bu adamın olayı ne bu kadar böyle kötü olaylar yaşıyor. Tombiş tombiş tatlı bir adam yaralı ceylan gibi buna bu kötü yola kim düşürüyor bu adamı diye mesaj attım merakımdan. Sonra o dönemde bayağı böyle 9 aya yakın konuştuk biz. DM'den. DM'den değil Whatsapp. Sonra hemen Whatsapp'a döndük DM'den mesajlarımız afişle olmasın bir de oradan da linç yemesin diye korkmuş zaten. Whatsapp'tan falan konuştuk ama hiç telefonla konuşmuyoruz sadece mesaj böyle. Bayağı mektup arkadaşı gibi. 9 ayda hiç buluşmadık, hiç telefonda da konuşmadık ama her gün mesajlaşıyoruz böyle günaydın, iyi geceler falan. Sonra 9 ay sonunda artık buluşalım falan dedik. Onun o zaman tek kişilik gösterisi vardı. Tek kişilik gösterisine gittim ben. Sonra... ama zaten o zamana kadar hani flört ediyor musunuz baya baya? Baya flört ediyorduk. 9 ay boyunca uzun bir sanal flört var yani. Tabii çok uzun bir sanal flört baya yani evet. Neydi ki o zaman o sanalı reale çevirmekten Korkutan şey siz ikinizi ee, de. O zaman o çok linçiyordu. Gerçi hiçbir şey değişmedi. O hala çok linçliyor. <laughs> linç konuları değişti. Ama onun o kadar çok linç yemesi ve böyle ne bileyim ilişkiye hazır değil gibiydi. Ben de onun o linç böyle katliamına girmek istemiyordum. Bir de konuşmaya başladıktan sonra birden aşırı iyi olduk. Yani biz böyle hani sanki yüzyıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi o her derdini anlatıyor. Ben her derdimi anlatıyorum falan çok iyi bir mektup arkadaşı olunca böyle dedik acaba biz yüz yüze görüşürsek hani o pırıltı olmazsa birbirimizi kaybedersek diye bir korktuk. Bir beşinci, altıncı ay gibi o güncelleme geldi. O zaman buluşmayalım falan hani bir ondan istemedik buluşmayı. Sonra dokuzuncu ay artık hani buluşmazsak ne olacak yani bu hal bari buluşalım ama o zaman hani herkesin olduğu bir yerde tehlikesiz bir yerde buluşalım. Sonra gösterisine gittim işte o yüzden hani en azından izleyen biri olurum. Magazin falan gelse de ya da işte beğenmezsem de en azından aa çok güzel bir gösteri hadi görüşürüz deyip kaçarım diye gösterisine gittim. Sonra beğendim kaldım gösteri sonrasında da. Nerede büyüdünüz? İstanbul'da? İzmitliyim. Siz Aa, de İzmitlisiniz. Evet. evet. Kocaeli misiniz? Evet Kocaeli İzmit Merkez Yahya Kaptan. Bu adres vermeyeyim şimdi. Açık Ya ya kaptan İzmit. sonradan yapılan bir yer ama evet. çok güzel bir yer. Miş ben hiç görmedim bilmiyorum. Güzel Ataşehir gibi birazcık. Öyleymiş evet. Görmedim ben. Hep İzmit'te büyüdüm. İzmit'te lise okudum. Üniversitede İstanbul'a geldim. Aa İzmit Lisesi mezun musun? İzmit Lisesi mezun değilim. 24 Kasım mezunuyum. İzmit Lisesi'nde annem matematik öğretmeniydi ama bayağı seneler seneler. Aa, öyle mi? Benim avukatlığım zamanında İzmit Lisesi'nin çıkışına gidip Hoşgör Pastanesi'nde <laughs> tatlı yemek çok meşhurdu. Evet Hoşgör Pastanesi ben benim zamanımda da çok meşhurdu. <laughs> öyle hala öyle mi bilmiyorum. Ben çok uzun yıllardır gitmiyorum İzmit'e. Ben hep gidiyorum. Annemler benim hala orada. Zaten şimdi çocuklara bakmakla görevli oldukları için onlar da gidip geliyor. Ben de arada çocukları posta alıyorum. İzmit var bizde. İzmit mesaimiz hala var. Yakın ama artık çok <laughs> evet, yakın. çok yakın. Bizim eve bayağı 45 dakika falan yani. İzmit'te büyüdünüz. Lise'yi İzmit'te okudunuz. Sonra mesela insana ne duygusu geliyor da ben güzellik yarışmasına gireyim oluyor. Ne oluyor? Çok saçma bir duygu ya. Ge Öyle bir duygu gelmiyor bana gelmedi en azından. <gülüyor> <gülüyor> ama gelen de vardır illaki. O dönemde böyle çok mutsuzdum yani şey olarak işte endüstri mühendisi olmak istemiyordum. Çünkü babam da endüstri mühendisiydi. Benim böyle dedemler amcamlar falan hep mühendis mühendis. İşte sen de mühendis ol mühendislik. Onların dürtmesiyle yazmıştım. Böyle yeni bir şey işte istiyorum kafasındayken. Annem de benim hep çok güzel olduğuma inanıyor. Böyle anneleri kızlarını hep çok güzel görür ya çok böyle aşırı beğenir beni yani. O dönemde o Miss Turkey yarışması açıldığında benden habersiz e, benim fotoğraflarımı önelemeye göndermişti. Sonra e, mail gelince işte kendi mailiyle başvurmuş bana göstermişti. Bak böyle böyle önelemeden sonra çağırdılar seni falan. Ben de zaten deli mutsuzum ah çok güzel işte yeni sayfa gidelim bir deneyelim falan e, diye düşünüp gitmiştim önelemeye. Sonra önelemeye gidince ama böyle o biraz şey katık bir ortam yani Miss Turkey elemesi böyle 200 tane kız herkes bikinili ve işte biraz enteresan yani herkes çok güzel olduğunu düşünüyor. Sonra böyle etrafıma bakınca A, ben hiç güzel değilim ya bu burası neresi böyle falan olmuştum. Ama o sırada orası kapalı böyle hani dışarı açıl, açılmıyor o gün otel. O yüzden çıkamamıştım önelemeden ve önelemenin sonunda ancak çıkabiliyorsunuz. Onda da ilk 20'ye kaldığımı öğrenmiştim. Aa iyi ya bari kaldım o zaman ben kalayım zaten hani yapacak bir şeyim de yok. Ben bir ay otelde kampa kalırım falan diye kalmıştım. Sonra dereceye de girdim gerçekten. Böyle bir hikaye. <laughs> Ama yani, Türkiye'de güzel güzelliği bayağı yani. Evet yani bayağı tacım var evde duruyor. Değil mi? Duruyor, duruyor. Zaten. First runner mı diyorlar ona? Değil mi? Ee, yok, o işte birinciye diyorlar. Ha, first runner birinci Aynen. mi? Ama artık onlar da kalktı. Şey diyorlar. Miss Universe, Miss International, Miss işte Super National, Miss World falan. Orada verfa'nın o yarışmada kızlar birbiriyle ağır bir rekabet haline giriyorlar, değil mi? Her kızından nefret ediyor ama çok kibar evet, davranıyor. Evet kesin öyle. Ben öyleydim. Mesela hiç kimseyi sevmiyor. <laughs> Yani tabii sevdiğiniz insanlar da oluyor ama şimdi birazcık daha yarışmanın rekabeti azaldı aslında. Çünkü kamp süreleri mesela bir hafta. Ben bir ay kalmıştım otelde. Ve yani otel herkese kapalı. Sadece sürekli kızları görüyorsunuz. 20 tane Türkiye'nin en güzeli seçilmiş kız. Yani güzel hissetmese de kız seçildikten sonra artık ben çok güzelim edasıyla böyle herkes Hülya Avşar gibi geziyor koridorlarda. Psikolojim aşırı bozulmuştu benim. Yani o yüzden tabii ki zaten kadınların olduğu her yerde rekabet olduğu için orada ekstra rekabet vardı. Ben de böyle kadın sal ruhu daha az olan, daha eril bir tip olduğum için böyle hani zorlanıyordum. Daha da zorlanmıştım orada. Birazcık böyle hani tatsızlıklar işte falan <laughs> o, oluyordu yani. Ama sonra idare ediyorduk bir şekilde. Hep böyle sosyal bir kız mıydınız? Ben aslında asosyalim. Hiç öyle durmuyorsunuz. Bıcır bıcır konuşuyorsunuz. Çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Çok cana ben yakınsınız mesela. Çok mutlu mesela. oldum böyle düşündüğünüz bir... için. Ama o sizi çok sevdiğim için. Böyle hep ben sizi izleyerek işte popstar izleyerek falan büyüdüğüm için. Geleceğim için de çok mutlu oldum. İşte eserden de aldığım zaten dönüşlerle <laughs> çok heyecanlandım böyle. O yüzden ama normalde ben asosyalim. Hiç evden çıkmayı sevmem mesela. Hep evde kalmak isterim. Ev bence çok güzel bir yer. Hiç dışarı çıkmak istemem. Bir yurt dışına gittiğimde de mesela otelde oturmayı, oturmayı daha çok severim. Otelde durur yani güzel işte kahvaltı yapılır falan biraz çıkar yürünür böyle. Hemen koşarak turistik her yeri gezme telaşım hiç yoktur yani otururum sakinlik. Evde de mesela hep durmak isterim kalmak isterim dışarı çıkmak falan. Çok aramam yani haftada bir falan çıkarım. Çok böyle yakın arkadaşım da, o yüzden pek yoktur yani en yakın arkadaşım kocam <laughs> ve çocuklarım şimdi tabii. Garipmiş. Evet. Peki bu kadar asosyal bir insan bütün Türkiye'nin önüne çıkıp nasıl Maya yürüyüp o güzel yaşmasına... Peki. Gerçekten böyle iki karakterim var gibi bir inanamıyorum. Ama konu iş ve işle alakalı hani bir sahne ve şov olduğu zaman birazcık daha o alanımı kapatıyorum o asosyalliğimi. Çünkü Birazcık asosyalliğim aslında insanlara gözükmek üzerinden değil, birebir iletişim kurmak üzerinden. İnsanlara böyle kendimi açmaktan çekinirim. İşte konuşmaktan, daha özel şeyleri anlatmaktan ya da normalde böyle biriyle konuşurken Allah'ım şimdi sırada hangi konuyu açmam lazım da muhabbet durmasın, lütfen sessizlik olmasın falan o telaşım hep var benim yani. O yüzden genel olarak benimle muhabbet edilmediğinde ortama uyarım, gerekenleri yaparım. E, gerekeni fazlasıyla da yaparım hatta yani işse konu. Ama sosyal hayat ve hani kameralar yok ve normal bir zamandaysak o zaman kimse benimle konuşmasın. Lütfen ben kahve içeyim ve tek başıma. Tek başına da çok seviyorum yani. Tek başına olmayı, tek başına kalmayı. Bazı oyuncularda bu var. Bin Nurkaya'da da var. Öyle mi? Kamera açılınca bambaşka bir insan oluyor. Kamera kapanınca bambaşka Gerçekten bir insan Gerçekten öyle. Çok utangacım yani normal hayatımda aslında. Seviyorum yani. Tek başıma olmayı da çok seviyorum. Bu hani böyle bir zorunluluk gibi değil de tek teklik çok güzel yani. Kendi yalnızlığı olmak. seviyorsunuz. Evet çok seviyorum yalnızlığı. O zaman kendi kendinizi yetebiliyorsunuz. Evet belki de yani. Aramıyorum yani. Kimseyi aramıyorum. Annem falan beni aramasa mesela 10 gün aramam. Sonra 10 gün sonra aklıma geliyor. Anne ya iyi misin? Ya iyiyim. Tamam o zaman e, konuşacak önemli bir şey yoksa kapatalım. Falan. O annemler de alışık yani. Babam falan da hiç böyle "Aa kızım beni niye aramıyor?" demez. Kardeşiniz var mı? Var. Ona... O da o da aram niye aramıyor beni demiyor yani. Canım isterse arar. <laughs> o sizi arar mı? O da canı isterse arar. O da benim gibi benim tadımda bir. O benden küçük erkek kardeşim işte. Yani ben tabii birazcık abla olduğum için o bana biraz daha boynu bükük yani ben daha kaprisliyim ona nazaran. Ama yani yine tekliğime alışık herkes, evdeki herkes. Çünkü evde de kendim hep odaya kapatırdım. Böyle İlk daha hani aklım ermeye başladı andan itibaren 5-6 yaş diyelim hemen kendi odam olduğunu fark ettiğim anda tamam ben biraz kendi odamda takılacağım işte müzik dinleyeyim müzik açayım dans edeyim kendi kendime bir şeyler işte yazayım izleyeyim işte bir şey izlemeyi zaten çok sev seviyorum hala çok seviyorum hep tekliğim vardı yani tek başıma odada kalmak vardı ergenliğime gir ergenlik olduğunu falan zannediyorlardı baktılar hiç değişmiyor hep tekim yani bu kızın karakteri böyle galiba falan o telaşları da geçti ergenlik telaşında da olmadı anladılar <laughs> zor arkadaş ediniyorsunuz. Evet. Edin böyle arkadaşlık şey gibi geliyor bana. Sanki gerek yok gibi yani. Diyor <laughs> <laughs> arkadaşlık bir külfet ya. Gerçekten böyle... Böyle arkadaşını neden aramadığın için mesela trip yiyorsun. Ben birini neden aramadığım için trip yemek istemiyorum hayatta yani. O buluştuğunuz zaman yani denk geldiğiniz zaman güzel vakit geçirdiğin ve ondan sonrasında neden aranmadın, neden iletişim koptu, telaşı olmadığında arkadaşlık oluyor. O da kadınlarda birazcık zor kadınlar böyle daha ilgi, alaka, arkadaşlıkta da öyle istedikleri için kadınlarla arkadaşlık yapmak biraz zordu hep benim için. Erkek arkadaşlarım da vardı. Erkekler biraz daha benim gibi böyle goy goycu olduğu için. Aman onlar da aramıyor, ben de aramıyorum. Buluştuğumuzda çok güzel muhabbet. <laughs> Sonra ayrıldığımızda kimse üzgün değil ayrıldığımız için. Aslında evet. Peki mesela şimdi ailecek görüştüğünüz insanlar var mı? Var. Çocuklarımız yüzünden görüşmek zorunda kaldığımız insanlar var. Çünkü çocukların sosyalleşmesi gerekiyormuş. Ben bunu bilsem iki çocuk yapmazdım. Tek tek kalırdım. En azından birini sürekli sosyalleştirmek zorunda kaldık. Şimdi ikisi ayrı yaşlarda. İkisinin ayrı sosyalleşmesi gerekiyor. Böyle okula gidiyorum, okula bırakıyorum. Herkesin annesiyle selamlaşıyorum. Merhaba. <laughs> Ama artık insanlar birazcık benim nabzımı anlıyor, biliyorlar. Ama şöyle bir risk var sizin için. Atıyorum sizi yeni tanıyan bir insan için. Ne kadar burnu büyük. Evet deme ihtimalleri var. Ünlü ya kendisini çok önemli zannediyor diyebilirler. Evet diyebilirler. Onu galiba biraz şeyle kırıyorum. Normalde çok bakımsız ve düz bir tipim. Dışarıda falan yürüsem mesela kimse beni şu anki gördüğü halde görmeyeceği için böyle anlamıyorlar. Sen berfi misin değil misin falan Ç çöz çözemiyorlar. Deli bakımsız böyle paspal okula falan çocuklara pijama ile bırakmaya gidiyorum. Pijama terlik falan böyle onlarla gidiyorum. Giriyorum böyle artık okuldakiler de <laughs> anlayacaklar zaten. Hadi görüşürüz anneciğim falan sonra da geri gidiyorum eve. Uyumaya devam ediyoruz. <laughs> Hiç öyle kendinizi benim gibisiniz belli ki. Ben de ayvalık öyleyim. Beni gören tamam. Gerçekten yani. ayvalık Bozcaada gibi yerler mesela benim ruhum yani bir yer olsa oralar olur. Çünkü hiçbir şekilde hani ne zaman uyanacağınızın telaş yok. Sabah kalktığınızda bir telaş yok. Ne giyeceksiniz telaş yok. Kimse ne giydiğinize, ne yaptığınıza bakmıyor. Herkes çok lezzetli yemekler yiyip Canı istediğini dinliyor ve akıyorlar böyle hayatta böyle akıyorlar. Ben onu istiyorum hep yani. Hep böyle bir akmak. Şimdi çocuklarda bir telaş var çok normal olarak. Hani benim telaşlı olduğum tek konu çocuklar ve onların getirdiği bazı sorumluluklar. Onun dışında hep böyle akmak istiyorum böyle suda gibi. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar e bağımsız yaşamaya düşkünken insan niye iki çocuk yapar? Çünkü çocuk çok harika bir şey yani çocuk sahibi olmak değil çocuk ve çocuğun sana getirdikleri. Annelik harika ve kutsal gibi bir yer değil de çocuğun sana açtığı pencereler aslında çok daha özgürleştirici yani hiç bir böyle büyüğün açamayacağı, hiçbir arkadaşın açamayacağı başka hayal dünyası açıyorlar. Başka bir konu açıyorlar. Her gün hiç böyle duran bir şey yok. Sabah uyanıyor bambaşka bir konu. Bir saat sonra bambaşka bir konu. Bir saat sonra bambaşka bir konu. Sana bambaşka bir pencereden e, gösteriyor hayatı. Ama bu bu arada bir yaşından sonra oluyor. Bir yaşına kadar Allah'ım lütfen şu çocuğun e, yaşaması gerekiyor. Şu an sağlıklı mı? Burnu akmıyor, Burnu akmadığı için çok şükür İşte şu anda ağlamıyor, bağırmıyor. Keyfi yerinde mi? Bir yere acımıyor falan. Bu telaş var bir yaşına kadar. Bir yaşından sonra ama... O tamamen böyle 180 derece değişiyor ve bambaşka bir e, özgürlük getiriyor çocuk size aslında. Annelik bir yandan da çok büyük sorumluluk. Annelik direkt sorumluluk. Direkt. Babalık öyle değil mesela ama <gülüyor> <gülüyor> babalık asla öyle değil. Ben mesela kendi sorumluluğunu taşıyorum çocukların sorumluluğu benden daha büyük. Ben mesela bana bir şey olmasıyla başa çıkarım çocukları olmasıyla asla başa çıkamam. Onlara kesinlikle... Ya yani Allah da korusun zaten bir şey olmaması gerekiyor. Olmaması için her şeyi düşünüyorum böyle deli planlıyorum her şeyi ki plansız biriyim normalde. O yüzden onun, yani onun da ilk çocuk doğduğunda anladım zaten böyle. Hani ilk çocuk geldi suratıma bir tane tokatı yapıştırdı. Yani dedim bu çocuğun yaşaması gerekiyor yani. İlk başta çocuk hani doğuyor ve ne kadar güzel annelik ve babalık. Öyle bir peri masalına gelmiyorsunuz. Onu yaşatmanız gerekiyor ilk üç ay özellikle. Zaten başını bile tutamıyor. Onun için her şeyi yapıyorsunuz. Sonra sonra Olaylar tatlılaşmaya başlıyor yani. Sorumluluklar yavaş yavaş azalıyor. Hani şu an daha insani sorumluluklar. Mesela eğitim alması gerekiyor. Okey, eğitim aldırabilir. <laughs> yani yaşaması gerekiyor. Nasıl yaşatacağım ben? hiç kendimi yaşatmaya çalışmadım. Daha bilmediğiniz yerlerden geliyordu sorular yani. Hep böyle hızlı mı konuşuyordunuz? Evet. Niye? Yavaşlayayım mı az Yok, hayır. Tamam. Ama hep evet, böyleydi. Var var. Hep Değil böyleyim. Mi? Hep böyle konuşuyorum. Hep bir aceleniz var. Evet ya. Hele böyle konuşmayı sevdiğim biriyle konuşuyorsam o zaman daha da telaşlı konuşuyorum. Daha çok anlatıyorum. Şimdi Eser Bey'le bir sahne gösterisi yapıyorsun. Evet. Yapacaksınız. Yapacağız. Ev, i̇lişkiyle ilgili öyle anladım. Evet ilişkiyle ilgili. İlişki ve ilişki sorunları. La ilgili. Evet. İlk defa mı sahneye çıkacaksınız? Gösteri için evet ilk defa sahneye çıkacağım. Ben sahneye çıktım ama hep böyle sun, sunmak, işte sahnede var olmak tadındaydı. Şimdi ilk defa çıkacağım, konuşacağım. Ve bir güldürme gayesiyle çıkacağım yani sahneye. O yüzden heyecanlıyım. Orada böyle hızlı konuşmamanız lazım. Evet öyle. <laughs> Neyse Eser beni yavaşlatır umarım diye. O benden çünkü yavaş konuştuğu için onun temposuna uyuyorum birazcık. Ama kendimi böyle yavaş konuşmam lazım, yavaş konuşmam lazım. Birazcık dürtüyorum. O da hiç olmaz. Nasıl yapılıyor peki bu konu? <laughs> şey, e, Gülben Hanım çok hızlı konuşurdu çekimler sırasında. Dadı da sitcom çekilirken sonra alıştı. Yavaş konuşmuyor. Çok hızlı konuşurdu. Kelimeleri yutardı falan. Sonra alıştı. Düzeltmeye çalıştığım bir şey. Şimdi oyunculuk dersi almaya başladım. Ki birazcık hani hem öğreneyim kamera karşısında da nasıl... Bu kadar gerçekçi olmadan da nasıl gerçekçi gösteriliyor falan. O da birazcık anlatıyor işte oyuncu konuşmaya. İşte şöyle yapman lazım, böyle yapman Kalemi şöyle sokman lazım falan. <laughs> bir şeyler gösteriyor ama daha tabii ki de beceremedim yavaş konuşmayı. Sanki hayatta hiçbir şey sizi üzmezmiş gibi Üzmez. Duruyor. Çocuklar dışında gerçekten ben mutlu bir insanım yani böyle benim travmam falan yok böyle içime attığım şeyler yok ben gayet düz mutlu böyle yaşamayı da seven işte normal her dakikasından böyle hani keyif de almaktan mutlu negatif bir şey olduğunda negatifi de yaşamaktan mutlu bir tipim böyle o gergitler o dengesizlikler beni mutlu ediyor yani. O zaman mutlu bir ailede büyüdünüz. Evet. Mutlu bir çocukluk geçirdiniz. Evet. Değil mi? Çocukluk Tabii, evet. Yani öyle çok hani, <laughs> hani anne baba travması yok, çocukluk yok. travması yok. Yok yani. Öyle olunca da insan mutlu oluyor tabii. Gerçekten öyle yani. Herkes kadar illa vardır bir şeyler yani ama etkilemedi beni. İyiyim yani. Annemlerle mutluydum. Hep mutluydum yani. O arkadaşsızlık hikaye belki oradan geliyor olabilir. Annemlerle zaten çok arkadaş olduğum için annemle babamla onlar da çok erken anne baba olmuşlar. E sonra da yani evde mutlu olunca da çok dışarı çıkmak istememekle zaten bu da benim karakterime de uydu bir yerde falan böyle arkadaşsızlık öyle öyle geldi bence. Evlilikten mutlu musunuz? Evlilikten çok mutluyum. Evlilik süper olay. Gerçekten. Öyle mi? Evet ama Eser'le olduğu için evlilikten mutluyum. Muhtemelen başka biri olsa zaten evlenme raddesine gelmezdik yani. De evlilik de hani diyelim oldu eskaza ondan mutlu olmayabilirdim yani. Çünkü Eser de çok tek başına biri. Yani böyle iki kişinin tekliği bir böyle birlik olunca o zaman birliktelik güzel oluyor. Bizim ilişkimiz o şekilde yani o da tek. Ben de tekim. İkimizin aynı odadaki tekliği farklı şeyler yaparken birbirimizi rahatsız etmiyor, boğmuyor. Sürekli birlikte bir şey yapmak zorunda değiliz ama sürekli birlikte de bir çiftiz. Biz mesela nasıl birbirinizden bıkmıyorsunuz? Çünkü birlikteyken ayrı şeyler yapıyoruz aslında. O Onun o varlığı ve benim varlığım ikimizin birbirine şey yapmıyor, çarpıştırmıyor yani. İyi YouTube'a bir şey çekmek sizin fikriniz miydi? Eserle mi? Ha. Bir şey çekmek. Sanırım ee, onun fikriydi. İlk kamera karşısına ben kamera arka, kamerada kendimi izlemekten çok hoşlanmıyordum. Kamera karşısına beni geçirtme fikri onun fikriydi ama şu an pişman olmuyor olabilir. Sonra hatta ilk böyle ev modu videosu çekmiştik onun kanalına. Ev modu videosunu çektikten sonra Ev modu mu? Ev modu diye ikimiz birlikte e -modu. Ev modu. Ev modu. Aynen. İkimiz birlikte oturmuştuk. O zaman da düğün videomuzun düğün ile ilgili haberlerimizin linçlerini okumuştuk. İşte şu yorum, bu yorum falan. o videonun kurgusunu izleyince ben berbat biriyim falan olmuştum ben böyle. Ben iğrendim. Ben normalde böyle biriysem hemen boşanalım falan. Kendimden tiksinmiştim. Ya dur sakin ol öyle bir şey değil. Kurguya girecek bu video. Bekle işte bir. Sonra kurgusu yapıldıktan sonra neyse fena değilmişim. İdare ederim falan. Sonra birden böyle aktı yani konu. Bu iki sene önceki olay aslında çok yeni. Ve aktı konu böyle. Ben daha böyle hani arkada fikir veren olmaktan daha mutluydum aslında eserle olmadan önce de hani daha arkada kalmak iyiydi. Ama şimdi önde olan ben oldum. Sizi ne üzer? Çocuklarınızdan başka. Beni ne üzer? Çocuklarımla... sağlık sorunları beni çok üzer. Kendimle ilgili ve sevdiklerimle ilgili sağlık sorunları ve çözülemeyecek. Tabii sağlık sorunları da aslında ona hemen hemen denk. Çözülemeyecek sorunlar. Bir şey olduğu zaman hemen çözmek isterim. Yani sorun olmasından mutsuz olurum ve sorunları çözmek isterim. Hemen bir çözüm üretirim ve o konuyu hemen halletmeye çalışırım. O yüzden çözümsüz şeyler beni üzer. Çocuklar da üzer. Kendi çocuklarım dışında başka çocukların yaşadığı şeyler de üzer. Ben normalde biraz ağlak biriyim aslında enteresan bir şekilde. Böyle dışarıda falan işte zor durumda biri gördüğümde böyle birden ağlayasın falan gelir ama sonra geçiyor. <laughs> Öyle şeyler biraz üzüyor. Başkalarının zor durumda olduğunu görmek üzer yani. Çözmek isterim böyle. Ama çözemem de işte oralar biraz böyle dengesiz üzüntüler yaşatıyor. Ama genel olarak çok üzülmüyorum galiba. <laughs> yani eğer başkalarını üzülüyorsanız Türkiye'de şu anda çok üzülüyorsunuzdur. Evet o yüzden dışarı kapalı olmak biraz iyi hissettiriyor beni yani. Hani çok dışarı çıkmamak, dışarıya hani kendi sosyal medyamdan sadece bakmak, küçük pencereden bakmak, daha izole yaşamak daha iyi oluyor. Çok dağınık bir insan mısınız? Evet aşırı. Çok hem de. E eşyasal olarak, maddesel olarak da çok dağınığım. Kafa olarak da zaten dağınığım yani. Şu peki Eser rahatsız olmuyor mu dağınıklığında? O benden beş beter daha. <laughs> Onun kafası yok. Böyle boşluk, beyaz bir kağıt. Bazen o böyle tavanı falan izliyor. O böyle rutin olarak eve gelir, tavanı izler. O yani öyle olduğu için ilk... ama o benim şey eşyasal dağınıklığımdan rahatsız oluyor. Birden bire mesela kalkıp evi toplamaya başlıyorum. Hani alakasız yani. Ben ondan da rahatsız olmuyorum. Mesela ben dağınık yerde çalışmaktan çok mutlu olurum. Bir etrafın dağınık olması gerekiyor bir şey yapıyorsam eğer. O mesela çok düzgün her şey simetrik olsun falan tadında biri. Aa nasıl yaşıyorsunuz ikiniz beraber? Yani idare ediyoruz bir şekilde. O da alıştı benim dağınıklığıma. Ben de onun hani düzeltmesinde birazcık onun düzelteceği alanları düzeltmiş bırakıyorum. Düzeltip bırakıyorum ona. Böyle idare ediyoruz. Çok zor çünkü. Yani evet ya ama o o da yani iş dışında dağınık. O yüzden herhalde birlikte iş yaparken biraz zorlanıyoruz. Ki şu an bayağı birlikte iş yapıyoruz aslında. Onun dışında ama uyumluyuz. O da dağınık olduğu için. Hem özel hayatta hem iş hayatında beraber olmak biraz da zor bir şey. Evet. <laughs> Ama bizim Çünkü işteki çok sorun eve de gelir, evdeki sorun işe de gider. Evet. Ya biz bizim şöyle bir şey vardı aslında. Eser asla birlikte çalışmak istemiyordu. Onun o talk show zamanında bizim evde böyle bayağı bağır çağır kavgalar ettiğimiz var. Biz kadınla erkek asla aynı işte çalışamaz. Kesinlikle ayrı olması lazım, ayrı dünyaları olması lazım. Ben de işte aynı işi yapmıyorsak eğer. Hani aynı işte birlikte bir şey paylaşmıyorsak o zaman paylaşmayalım. Ne alakası var? İnsan işte her şeyi birlikte yaparsa birbirini anlar. Ben gideyim o zaman bankada çalışayım. Sen git orada çalış falan. Bayağı böyle kavgalar ediyorduk. O sonra yavaş yavaş... Aa, evet birlikte çalışabiliyoruz'a ikna oldu. Birlikte çalışırken, birlikte çalışmak bizim ilişkimizi çok besliyor. İkimiz de çok üretken olduğumuz için böyle hep yeni bir sayfa açılıyor. O yüzden çalışırken de birbirimizin damarına basmadığımız sürece kavga etmiyorsak, ki çok kavga eden bir çift değiliz, bizim ilişkimize iyi yansıyor. Birlikte çalışmasak tatsız olurduk bence. ilişkimize zorlardı o. Şimdi mesela sete gidiyor, filme falan mutsuz mutsuz sabahları gidiyor eve <laughs> geliyor akşam. Tadımız kaçıyor ama bir ay dayanıyoruz. Ha hep yan yana olacaksınız. Hep değil ama birlikte iş yapmayı severiz. Birlikte çalışmayı seviyoruz. Birlikte çalışmadığımız zaman arkadaş olarak da birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz. Çok yakın arkadaş gibiyiz de. İlişki olarak da birlikte ilişki yaşadığımız şeyleri yapmayı da seviyoruz. İşte birlikte yemek yemeyi çok severiz. İşte birlikte bir yere gidip iki kişi yemek yiyelim. Şurayı keşfetelim, burayı keşfetelim. Birlikte gezmeyi de severiz. O yüzden birbirini besliyor böyle çark gibi hepsi. Kıskanç mısınız? Evet çok kıskanıyorum. Aa. Bayağı kıskancım. Hiç, hiç tahmin etmeyeceğim bir cevap verdiniz. Gerçekten Vallahi. Bayağı kıskandım ya. Eskiden daha da kıskançtım. Bir düşünüyorum hala çok kıskancım ama yani. <laughs> Eskiden daha fazla kıskanacağım olay oluyordu. Şimdi olaylar azaldı. Olaylar olsa yine çok kıskançlık yaparım. Kavga çıkartıyorsunuz yani. Ç Eserle çıkartmam. O bir şey yapmaz çünkü. Onu biliyorum. Ama kavga çıkartmışlığım var yani. Çıkartırım, çıkarttım. Çıkarttım. <laughs> <laughs> hiç de Ha bu kadar rahat bir insanın e, kıskansa bile söylemeyeceğini düşünmüştüm. Çok kıskanırım ya. Kıskandığımı da söylerim. Duygularımı çok belli ederim ben yani. Üzüldüm. Şu an üzgünüm ve üzüldüğümü konuşacağız yani. Hani böyle kalk, bir sorun olduğunda onu konuşmak isteyen taraf benimdir. Eser böyle of bir bir virak bir, bir sindireyim konuyu falan. Hayır konuşacağız kalk uyan falan. Hani o tatlı biriyim ben. Hep sabırsız. O, o sorunu da çözülecek bitecek evet, uyuyacağız zaten. Aynen vantağı. o sorun çözülmeden ben uyumam mesela. Oturuyorum böyle salonda. Sorun ne zaman çözülecek diye. O da uyuyor böyle. O da o sorunlar uyuyarak çözülecek zannediyor böyle. Uyuyor on iki saat. Kalkıyor ben hala aynı tansiyonda evde duruyorum böyle. Çabuk konuşmamız gerekiyor falan. Tabii konuşup kavga edeceğiz sonra bitecek. Sonra bitecek falan. Sonra ikna Bayağı bizim bu arada on saat falan hiç durmadan tartıştığımız kavgalarımız var o yüzden yani. O da böyle çok diri bir tip. O bir şey söylüyor. Ben bir şey söylüyorum. İkimiz de asla hani alttan almıyoruz. Konuşuyoruz. 10 saat sonra böyle yorgunluktan artık böyle... Bayılmışız haber programı sunmuşuz gibi ikimizin de böyle tansiyonları düşmüş öyle bitmişti tartışmamız. Ben dayanamam galiba o saat. Güzel ya böyle tartışmak çok ilişkiyi besleyen bir şey. Tartışmayı severiz ya severim ben çok severim o işte o da sevmek zorunda artık. <laughs> ben seviyorsam. Yani sevsin iyi olur yani severse. Değil mi o ki, o ki ben seviyorum yani o da sevecek. Severim, yani ben seviyorum mecbur tartışacak ne yapsın? Sizi ne eğlendiriyor? Beni bir şey izlemek çok eğlendirir. Yeni bir şeyler izlemek, yeni diziler, yeni filmler izlemek çok eğlendirir. Bir yerlere git. Güzel yemek yemek çok eğlendirir. Yemek yemeyi çok severim. Ah hiç belli olmuyor. Evet ya yemek yemeyi seviyorum ama çok uzun süre spor yaptım ben. 10 sene tenis oynadım bayağı profesyonel. O yüzden böyle hep vücudum birazcık genetikte tabii. Ama iyi kaslıyımdır yani. O yüzden de çok yemek yesem de çok geç bıraktığım için spor işte 18-19 yaşında. Hala koruyorum kendimi. İşte bir terekeli güzel... değil SRB kilo veremiyor. Sizin yüzünüzden. Benim yüzümden birazcık evet ama ben, ben onun kilosundan sorumlu değilim yemesin yani bir yere gittiğimiz zaman az yesin mesela ben yiyorum o benden çok yiyor hemen bir porsiyon ben istiyorum o da gidip bir porsiyon istiyor ya bir dur bir paylaşırdık belki yeterdi bize <laughs> hemen gözünde de doyurmaya çalıştığı için o kilo veremiyor yani vermesin bu arada ben hiç rahatsız da değilim onun kilosundan. Niye <laughs> olasınız biraz çocuksu ruhlu musunuz? Evet çok ya aşırı çocuksuluktan başıma ne geliyorsa da ne başarıyorsam da ondan yani baya böyle. 10 yaş bile daha değil hatta 5 yaş kafası falan olabilir bende. Yani. <laughs> Gerçekten duygularımı da o yüzden öyle yaşıyorum. Bu sabırsızlığım işte hızlı hemen bir şey çözülsün istemem. Bir şey sözü verildiğinde hemen yapılsın isterim falan. O telaşım da o yüzden bence. İşte duygu iniş çıkışım da o yüzden. Böyle çok sevdiğim zaman da mesela çok seviyorum. Sevdiğim insanları çok hiç paylaşamam ve çok benimserim ve asla başkalarıyla yakın olsunlar istemem. Başkalarıyla yakın olurlarsa çok kalbim kırılır. Hemen başkalarından da kıskanırım. Sadece eser değil hani başkalarının da kıskanırım. Arkadaşınız ben. da. Arkadaşım olursa onu da kıskanırım. İşte annem babamın kardeşimi de kıskanırım. Ben öyle bir tipim. Çocuklarınızı? Yani. Allah'ım onları umarım kıskanmam. Yani bu çok kötü bir kaynana olmak hiç istemem. Onları <laughs> çok özgür bu arada bırakıyorum. Özgür yetişsinler diye. Çünkü ben öyle yetiştim yani. Hiç böyle hani... Hayati kurallar dışında kuralları yok işte yok üstün kirlenmesin yok şu yemeği yiyemezsin. Mesela canım yemek yemek istemiyor. Hayır şu an yemek saatimiz falan demem. istemiyor mu? Tamam o zaman karnın acıktığında yersin. Direkt o şekilde bir iletişimim var ikisiyle de. Bakalım yani ben de deniyorum bir şeyler göreceğiz yani nasıl şu, oldu. Şunu kastettim bazı anneler vardır ya atıyorum mesela kaynanası çocuğunu sevsin istemez. O konularda sıkıntım yok ya iyi <laughs> 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 Ama çocuklarımla ilgili bir şey fikir verilsin istemem mesela yani işte aa bu çocuk da biraz e, zayıfmış falan hani o çok genel geçer de mesela acaba üstünde bir şey mi giyse bu çocuk da birazcık yavaş mı konuştu işte bu çocuktan niye böyle falan hani o şekilde bir fikir verilmesinden hoşlanmam yani. Mesela düştüğü zaman alıp yerden tutup kaldıran insan hiç sevmem yani. Bırak dursun ya bir çocuk düşsün bir bakalım canı yanıyor mu yanmıyor mu falan. Ya da işte düştüğü zaman aa hiçbir şey olmadı tamam tamam bir şey olmadı falan. Ya bir dur bir duygusunu yaşasın bu çocuk. Ağladığı zaman hemen müdahale edilmesini falan. Çocuklara müdahaleyi sevmem yani. Biraz o konuda insanlara karşı sınırım var benim. Çocuklara değil ama çocukların insanlara olan tavrına o hatta bilinir yani. Eser'in arkadaşları falan Berfu çocuğu sevdirmiyor falan dedi. <laughs> Birazcık dedikodu çıkarmışlardı. Tam bunu söylüyordum Berfu Hanım. Tam Abi, da bunu söylüyordum. Sevdirmiyor değilim. Bakıyorum nasıl seviliyor çocuklar diye. Yani takipteyim. Gözüm üzerinde <laughs> Tam da bunu söylüyordum. Evet. Kontrol filiksiniz bir yandan. Evet tabii. Biraz öyleyim. Kendimle ilgili de Genel her şeyle ilgili bir Mesela siz dediniz ya kendime hiç bakmam diye. Evet. Mesela Eser Bey'in kıyafetlerine falan karışıyor musunuz? Hiç karışmam. Hiç karışmam sormasına da sinirlenirim. Mesela tişörtlerim nerede falan. Ya ben senin tişörtünün yerini nereden bileyim? Bana böyle bir soru. Benim böyle bir gündemim yok. Ben kendi tişörtümün yerini bilmiyorum. Git kendin bul kendi tişörtünü. Yani hiç hoşlanmam ondan. Evet ama evin düzeninden hani... Soru... Ben hiç sorumlu değilim. <laughs> ben hiç sorumlu değilim. Bizim bir tane Menekşe ablamız var. Aşkın tatlı biri. Hemen Menekşe ablayı arıyorsun diyorum. Sor, atletin nerede, tişörtün nerede? Ben asla senin tişörtünün peşine düşemem. Ben kendi tişörtümü takip edecek kafada bile bir insan değilim yani. Umurumda, umrumda olmaz yani hiç. Kendi tişörtüm kayboldu mu? Aa tamam kaybolmuş o zaman başka bir tişört giyeyim falan. O tatta biriyim yani. Parayla ilişkiniz nasıl? Çok mu sağlıksınız? <laughs> Biraz ya. Belli oluyor mu? <laughs> birazcık yani böyle hani beni konfor alanımdan çıkartmayacak şekilde para harcarım yani. Konfor alanım hep sabit kalsın isterim. Çocuklara da aynı konfor alanını sağlamak isterim. Benim annem babam da yani böyle çok zengin zengin büyütmediler beni ama hep belli bir konfor alanında büyüdüm. Benden de hiçbir şey sakınmadılar aynı şekilde kardeşimden de. O yüzden hani böyle şımarık büyümedim ama konforluydum yani. O yüzden kendi konforumu da şu an hani daha da arttırarak tabii ki de büyüdükçe insanın konfor ihtiyaçları daha da artıyor. Kendi çocuklarıma da harcarım para. Düşünmem yani. Öyle tutumlu falan değilsiniz Yok, yani. Tutumlu. Yani e, tutumlu sayılmam yani. Hiç sayılmam ama birazcık e, planlı harcama yapmaya çalışırım diyebilirim en azından. Ama şey gibi bir halim yoktur böyle. Mesela AVM en son lisede falan gitmişimdir. Asla böyle alışveriş merkezlerine gitmem. Çocukları da götürmem. O şekilde bir alışveriş işte şu marka kıyafet giyeyim. Ayakkabım bu olsun. Şimdi yeni şöyle bir şey çıkmış bunu ben de alayım falan. Hiç öyle şeylerim yoktur yani. Anca bir şey beğeneceğim, göreceğim okey alınabilir diyeceğim de alacağım. öyle harcamalarım yok ama mesela bir sipariş veriliyor. Diyelim canımız hamburger çekmiş. Hemen en çok hamburgeri söylerim mi? 10 tane. Belki birinin daha ihtiyacı olur. Belki komşuya ikram ederiz falan. Her şeyden böyle çok sipariş veririm. İşte... Ha Bülent Ersoy gibi. Biraz öyle onun bir hikayesi var ya 10 kilo kalkan yediler falan. Bizim de eserler an öyle haberimiz çıkabilir yani. 10 kilo, <laughs> 10 kilo istemiş olabiliriz her şeyden yani. İşte çocuklara mesela bir oyuncak mı alınacak hemen alalım iki tane alalım ikisi işte o zaman paylaşsın bir tane şundan alalım bir tane şundan alalım onlarla oynaması bitti mi tamam o zaman onları kaldıralım işte yeni bir oyuncak var mı yeni bir kitap falan hemen onları şey yaparım takip ederim alırım yani. Şu oyuncakları tabii çok almam şımarmasınlar diye ama takip ederim yeni bir oyuncak çıktı mı diye. Ben Bülent Ersoy yapımcılığını yapıyordum ee, çalıştığım şirketin de alt katında Bülent Hanım için özel böyle şey montaj odası kuruldu. Bir gün Bülent hanım da her montaja gelir başında dururdu. Montaj yapıyoruz. Bana aç mısın dedi. Açın Bülent hanım dedim. Tost yer misin dedi. Yerim dedim. ne olsun dedi. Kaşarlı olsun dedim. Sonra ben bıraktım montaja bakıyorum. Bir süre sonra Bülent hanım bana tost ısmarlamış. 25 tane. Çift kaşarlı siz? tost. Bu gerçekten Niye? biziz. <laughs> tam olarak biziz yani. <laughs> Tostları getiren çocukcağız bir geldi. Kucağı böyle dolu. Ben Bülent hanıma baktım. Sana söyledim dedi. Hepsini mi dedim? Evet dedi. Kaç tane o dedim? 25 tane dedi. Çok haklı. Ben çok hak veriyorum <laughs> Ben tam olarak böyleyim yani. Bizde eser de böyle. Biz bayağı hani hiç para tutan... Parayla ilişkimiz kötü yani bizim gerçekten. Ama bir şekilde idare ediyoruz çocuklardan sonra toparladık. Ama hele bize mesela biri misafirliğe geldi. İşte mangal yapılacak falan böyle... Yani kilolarca yani hiç hayatımızda yemediğimiz böyle etler diyelim bimlemle etinden bimlemler de yapılmış çekilmiş sosis falan ömrümüzde öyle bir sosis yememişiz ama alıyoruz belki ihtiyacı olur birinin dursun o pişirilir işte tatlı istiyoruz mesela 5 kilo profesör istiyoruz 10 kilo bimlemle falan o kadar istiyoruz kalmıyor bu arada. Onlar bir şekilde hem bereketiyle geliyor hem de bir şekilde yeniyor yani. Gerçekten birine komşuya Bence ikram ediyoruz. Bence Eser Bey çapkınlık yapmasın diye onu özellikle yediriyorsunuz. <laughs> o hiç çapkın biri değil ya. O hiç öyle bir tip Evet değil. DM'den insanlarla yazış yazış çapkın değil. Ya bana gerçekten beni kaçırmamak için yazmış. ben inanıyorum. Bu arada eskiden ya çapkın enerjili biri değil. Siz de görmüşsünüzdür. Yani böyle bazı insan mesela daha dişli olur. Eser öyle bir tip değil. Onun böyle ama değişik bir avrası var. Biz tanıştığımızda da öyleydi. Böyle kadınlar o tip erkek seviyor yani. İşte daha babacan, daha böyle hani eğlenceli, komik falan. Çapkınlık tadında değil ama biraz kadın çeker bir hali vardı. Ama ben büktüm o hali onu. <laughs> gerek 10 kilo profiter olsun, gerek 25 tost olsun, 10 kilo kalkanlar. Onu büktüm ben. Gerekeni yaptım. <laughs> Bana Bülent Hanım bir şey yiyecek misin diye soracak diye aklım çıkardı. <laughs> Valla Bir kere de öyle mandalina maceramız var Mandalina vereyim mi dedi olur dedim Üç kasa geldi <laughs> Aynı aynısını Aynı aynı benimle ilgili de böyle rivayetler çıkacak <laughs> mı <macerim o ya. gülüyor> Bu rivayet değil ben gördüm bunları Gerçek benimkiler. Ben, benimkiler de gerçek ya Bakalım inşallah Bülent Ersoy tatlarına gelirsem Öyle rivayetlerim çıksın gurur duyarım yani Gelecekten ne bekliyorsunuz Gelecekten önce mutlu bir hayat bekliyorum Mutluluk yani İnşallah bu mutluluğum hep bozulmaz Böyle bu kadar neşeli enerjili olmaya devam ederim. İkincisi sağlık bekliyorum. Üçüncüsü de başarı. İstediğim şeyde başarılı olmayı bekliyorum. Beklenmedik bir başarı değil. Çalışılmış, emek verilmiş bir başarı bekliyorum. Geldiği için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Ee, beni çok şaşırttınız. Gerçekten mi? Evet, böyle hiç böyle bucur bıcır kendini çok güzel anlatan, hiç böyle birisini beklemiyordum Ay, açıkçası. Ay çok mutlu oldum. Çok Niye çok bilmiyorum, oldum. çok şaşırdım. Sanki daha kibirli, daha mesafeli falan birisi gelecek diye düşünmüştüm. Bu, bu, da işte bu da ön yargı. Ama ön yargım çok güzel kırıldı. Ee, ben de ilk defa daha daha doğrusu bilmem kaçıncı defa gör beni çektiğim için ve bir ön yargım daha kırıldığı için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi üç kasa mandalina sipariş ediyorum buraya. <laughs> Yalnız tost ısmarlayacaksanız benimki dilli kaşarlı olsun. dilli kaşarlı tamam anlaştık. teşekkür ederim. <laughs>